8. haftaya hoş geldiniz arkadaşlar. 8. haftanın ilk dersine başlıyoruz. Daha önceki derslerde yaklaşık birkaç derstir, neredeyse bir haftaya yakındır. İşte tek adam, tek parti, onun ta işte 2020'lere kadar yansımasına adım 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 farklı kavramlar, farklı tartışmalar eşliğinde buraya kadar getirmeye, farklı yönleriyle olayı ele alıp değerlendirmeye elimizden geldiğince ben gayret etmeye çalıştım. İşte geri dönüyoruz. İşte biraz daha erken cumhuriyet dönemi diye adlandırdığımız dönemi iktisadi açıdan, siyasi açıdan, uluslararası açıdan farklı veçeleriyle böyle bir tadımlık diyelim elden geldiğince birlikte tartışmaya, şey yapmaya çalışıyoruz. Hakeza zaten biz İkinci Dünya Savaşı'nı bitirip de artık hani Demokrat Parti dönemlere gelmeye başladığımız şeyde de zaten bunu söyleyeceğim de ben. Biz dersimizin birinci şeyini, yani normalde hani işte Ekim ayında okul açılıyor ya, hani Ekim ayında açılıyor ya, ta işte Ocağa, Şubat'a kadar güz dönem dediğimiz dönemi de böylece birlikte halletmiş olacağız. Zaten en son haftada bir toparlama haftası olacak. Onu artık ne zaman seyrederseniz şey yaparsınız bilmiyorum. Şimdi biz yine döndük o 2000'leri bilmem neleri falan, Atatürk'ü, Kemalizmi, onlar tabii gene aklımızda cebimizde duran şeyler, elbette onları bir anda unuttuk falan değil ama erken Cumhuriyet dönemini biraz da iktisadi açıdan bakmamız gerekiyor. Olayı bu çerçevede bir değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi minik bir ufak hatırlatma, tabii bu ufak hatırlatma gene aynı şeyleri dönüp tekrarlama açısından falan filan değil. Şimdi 16. yüzyılla birlikte, ama bu 16. yüzyılı 1400'lü yılların ortalarına kadar geri götürmek mümkün değil. 1500'lü yıllarla birlikte de arkadaşlar ticaret kapitalizminin artık oturmaya başladığını birlikte zaten tartışırken onlarca, yüzlerce defa ben dile getirmeye çalışmıştım. Şimdi bu biraz da işte önce ticaret kapitalizminin oturduğu, geliştiği, buna kapitalizmin işte çocukluk aşaması, doğuş aşaması falan da diyebiliriz. Merkantilizmle şekillenecek, efendim üstüne 17. yüzyıldan itibaren, 17-18. yüzyıldan itibaren efendim fizyokrazi, tarım kapitalizmi eklenmeye başlanacak. 19. yüzyılla birlikte, 1800'lerle birlikte bunun üstüne sanayi devrimi mi gelmeye başlayacak. Ana omurga biraz daha buydu. Ama biraz daha şeye bakacak bakacak olursak detaya, örneğin 1800'lerden itibaren 1880'lere kadar olan dönemi, mesela işte sanayi devriminden o bir yüzyıla yakın dönem, işte kapitalizmin henüz daha sanayi aşamasına ulaştığı ama tekelci aşamaya ulaşmadığı bir dönem olarak alınır. Buna da genelde bazı yazarlar kapitalizmin olgunluk dönemi falan da derler. Ve bu tür kavramlar, bu tür işte çocukluk dönemi, olgunluk dönemi, çok gevşek kavramlar. Hani biraz daha aslına bakarsanız kavramı oturtturabilmeye yönelik şeyler. Yoksa kapitalizmin olgunlaştığı, efendim böyle karpuza bakar gibi çocukluk yaptığı, yaşlılığı falan, hani keşke olsaydı gibi bir şey falan, öyle bir şey yok tabii ki. Ama en azından bizim tekel öncesi dönem dediğimiz dönem 1800'lerin başından 1800'lerin sonlarına kadar, isterseniz bunu Birinci Dünya Savaşı'na kadar da uzatabilirsiniz. Yani bunlar yine çok mutlak tarihler, günler, aylar, 1880 değil tabii ki. Bininci kere aynı şeyi söylüyorum. Şimdi 19. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte, ki bu ne yapıyor yani, hala devam, bir böyle bir işte şeye doğru, tekelci aşamaya doğru girmeye başladı. Şimdi 1880'lerden biraz daha geriye alabiliriz bunu. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı zamana kadar, yani emperyalizm o işte iyice paylaşımın, laissez faire'ın iyice tavan yaptığı ama onun da bunalımlarının yaşanmaya başladığı dönem. İşte 1914-1945 arası bizim erken cumhuriyetinde yaşandığı dönem arkadaşlar, bir ciddi bir bunalım dönemi.
ekonomik sisteminin de yeniden harman olduğu, core ülkelerin şöyle yer değiştirdikleri, ciddi bir savaşın bilmem neyin falan filan yaşandığı dönem. 1946'dan 1973'e kadar bir genişleme dönemi yaşanacak. Bilsel kuru çocuğa buna kapitalizmin güler yüzlü kapitalizm dönemiler, güler yüzlü sosyalizm değil, onu da biraz nazir olarak kapitalizmin gerçekten işte genişlediği bir dönemdir. 1974'ten sonra bir kriz daha, farklı bir aşamaya gelinir kapitalizmde ve daha bir neoliberal evreye gelinir. Bugün içinde bulunduğumuz aşama ise, ki pandemiden önce de bu tartışılıyor idi, pandemi ile birlikte acaba bunun küresel sonuçları ne olacak, nasıl bir yapısal dönüşüme girecek kapitalizm, hiç yani en azından benim açımdan hiç bilmek mümkün değil, olur mu yani, iktisat hocalarımın falan filan bu konuda çok daha tabii ki el yüzü düzgün şeyleri mutlaka ki vardır. Şimdi yani bunlar ana hatlarıyla böyle bir içine ileride bizim tek parti dönemini de koyarken kullanacağımız kapitalizmin böyle bir şeyleri. Şimdi zaten ilk aşama bizim meşhur 16. yüzyıl. Bizim Osmanlı'yı da etkiliyordu. Bunu zaten uzun 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 konuştuk. Klasik işte tekel öncesi olgunluk dönemi denilen dönem. 1800'lerden başlayıp 1800'lerin sonlarına kadar olan dönem. Ya bizim bunun içerisine efendim Balkanlardaki kopuşların yaşanmaya başladığı dönem, Yunanistan'ın, Sırbistan'ın falan ilk başlarda işte kopmaya başladığı dönem, peşine bunun Baltalimalı anlaşmaları, peşine bu anlaşması, Baltalimalı anlaşmaları, bunun diğer ülkelere şeyleri, tanzimat fermanı, dönüşüm, 1870'lerin sonlarından itibaren özellikle Berlin Anlaşması'yla başlayıp Balkan savaşlarına devam eden dönemde Osmanlı'nın Balkanlardan tasfiyesi, Cumhuriyet'in, yani Cumhuriyet'e giden süreç, bizim milli mücadele diye tartıştığımız dönem. Dikkat ederseniz yani 1800'lerden 1880'lere gelene kadar, yani o kapitalizmin tekel öncesi genişleme ve yayılma döneminde de bunun Osmanlı'ya yansıması da bir periferileşme şeklinde falan olacak. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na katılacak ama 2. Dünya Savaşı'na katılmayacak. Ama erken cumhuriyetin iyisiyle, kötüsüyle, iyisiyle, doğrusuyla, sorunlarıyla, yanlışlarıyla, iyilikleriyle, her şeyiyle sonuçta işte tam da bu şeye denk gelecek. Nitekim bu hani biz 1800'lerden sonraki dönemi kendi içerisinde dört aşamaya ayırmıştık ya, emperyalizmin ortaya çıktığı aşama 1800'lerden sonra 1900'lerin ilk çeyreğine kadar olan aşama, 1914-45 arası zaten savaş dönemi, orası erken cumhuriyet dönemi, üçüncü part 1946'dan başlayıp 70'lerin ilk yarısına kadar geçen dönem genişleme dönemi. Bizim de işte yine işte çok partili dönemimize, geçiş dönemimize, Demokrat Parti'ye, Adalet Partisi dönemine, Türkiye'nin 1970'li yıllarına falan da şey olacak bir dönemden bahsediyoruz. 74'ten itibaren dünya, 80'den itibaren de Türkiye artık neoliberal bir evre. Biz de bunu bu yapı, bu bunu bu geçilen yeni evreye yapısal uyumu 24 Ocak kararlarıyla birlikte şey yapacağız. Şimdi hani bu dört şeyi böyle bir özetlemiş olalım. Şimdi kapitalizmin krizleri geldiğinde de arkadaşlar, bu da bizim için de önemli, dünya için de önemli, bizim Türkiye tarihini açıklarken de önemli. Her önümüze gelen şey kriz demiyoruz ya da krizleri işte konjüktürel krizler, devrevi krizler ve yapısal krizler olarak ayırıyoruz. Yani konjüktürel kriz A ülkesinde görünür, B ülkesinde görünür, dünyanın genelinde görünür, bir kısmında görünür, tek bir ülkede görünür. Ama temel espri kapitalizmin o krizi aşmak için yeni bir taktiğe, yeni bir şeye yapılanmaya ihtiyaç duymaması ile şekillenir. Kendi iç dinamikleriyle o krizi aşabilecektir. Ha peki konjüktürel krizleri kendi iç dinamikleriyle aşar derken yapısal krizleri aşamıyor, çöküyor anlamına gelmiyor. Hayır. Yani işte her yapısal kriz bir sonrasında farklı bir kapitalist tekniğe, taktiğe, işte uluslararası örgütlenmeye ve ona yapısal bir uyum mu genel anlamda, sadece Türkiye mülkiye falan filan değil arkadaşlar. Onu da beraberinde getiriyor. Bu açıdan bakıldığında ilk sinyalleri 1840'lı yıllardan itibaren görünmekle birlikte 1873 yılında iyice artık ayyuka çıkan kapitalizmin ilk krizini
şekillerini görüyoruz arkadaşlar. İşte 9 Mayıs'ta Viyana borsasının çökmesiyle şekillenen yani bu krizler yani işte 1929 krizde Amerikan borsasının çökmesiyle şey. Bu borsa krizlerinin çökmesini bu Avusturya Macaristan Ardışık'ın Sırp genci tarafından öldürülmesinin ekonomik ayağı olarak falan alır. Hiçbir yapısal kriz Viyana borsası çöktü diye çıkmaz. Hiçbir dünya savaşı da Sırp genci bilmem neyi öldür diye çıkmaz. Ama hani bizim de yani bu derste yaptığımız gibi bazı şeyleri tarih bulurken evet onun sembolik bir tarihini arıyorsun. Bulduğun tarih doğru ve yanlış bir tarih. Hani evet hani nasıl işte biz mesela işte tek parti dönemi 1927'de Nutuk'un okunuşuyla başlattık. Kardeşim hem doğru hem yanlış yani Nutuk okundu diye niye tek parti dönemi başlasın ve Nutuk okundu diye tek parti dönemi başlamaz. Hakeza hani aynı konuya geri dönmeyelim. Avusturya Macaristan'ın şeyi öldürüldü diye de Birinci Dünya Savaşı çıkmaz. Akeza Viyana borsası çöktü diye de kriz çıkmaz. Amerikan borsası çöktü diye de kriz çıkmaz. Ama çıkar çıkmaz işte o şeydi. Yani onunla sembolize olan bir kriz ve işte bu krizde ne deniyor? İşte krizin işte Fransız-Prusya Savaşı'nın ertesinde Fransa'nın Almanya'ya ödemek zorunda kaldığı o büyük borçlar, büyük borçlanmanın bunda çok büyük bir öneme sahip olduğu söyleniyor falan filan. Aslında bu aşamada Türkiye'yi işte oldukça yani 1873'ten başlayıp 1996'ya kadar geçen dönemde Türkiye için de gene önemli bir dönem. İkinci büyük dönem bizi aslında yani erken cumhuriyeti tartışırken de bizim için çok önemli olan dönem. Yani büyük buhran denilen, büyük depresyon denilen falan diye anılan 1929'dan başlayıp aslında ta 35'lere kadar falan bile devam eden bir krizin ne zaman başladığını bilmek kadar bir krizi, bir dönemin ne zaman bittiğini tespit etmek daha keza bir o kadar zordur arkadaşlar. Yani bir dönem ne zaman biter, ne zaman başlar? Bunlar böyle hani öyle oturup iki şeyle hemen tespit edilecek tartışmalar değil açıkçası. Ama hani işte 1935'lere kadar yapıldığı söylenir. Hani şimdi bakın mesela birinci kriz bizim yani bize yansıması bir şey. 1873'te başlıyor 1896'ya kadar. Ya işte Berlin senin anlaşman bu dönem 1881 Duyun Umumiye'nin kurulması bu dönem. Hani değil mi? İşte ikinci kriz bizim devletçilik ekonomisine geçiş dönemi bu dönem. Türkiye'de tabii ki bir dünya ekonomisinin artık yani bir parçası olarak ki yani yavaş yavaş Türkiye'nin bu dünya ekonomi sistemi tam 16. yüzyılda bir parçası değil destekli gösterdi ama artık bir periferi semi periferi. Sen bugünün bir parçasıysan er ya da geç bu dönüşüm seni de etkileyecektir ve artık yani şiir var ya hep severim söylemeyi ya içindesindir çemberi ya dışında kafanın içindeyken kıçın dışındaysa tabii şiirin gerisinde böyle bir şey yok orayı ben ekledim arkadaşlar olmaz bu iş falan diye şimdi yani sen periferi meriferi hani bu yani bu buçuk bir yapı yani bu yapının üst katı alt katı sağa sola ön arkası var kardeşim yani bu yapıya en sonu senin de bir şekilde uyumlanman gerekiyor 29'a gelince konuşacağız biz şimdi bu yapının küresel mekanizmasını çizmekle şeyiz. Yani başka bir üçüncü krizde 1974'te başlayan 1980'lere kadar süren bizim de işte 80'de neoliberal dalgayla falan geçeceğiz falan filan dediğimiz dönemdir ki işte bugünlerde bittiği söylenir bu krizin. Yeni bir dördüncü bir evreye geçileceği söylenir. İçinde yaşadığımız dönem iktisat tarihçisi değilim, iktisatçı hiç değilim. Yani onun için hani çok ahkam kesmeye bugün bundan sonra böyle olacak gibi şeylerle sizin midenizi başınızı bulandırmaya hiç niyetim yok. Gelelim bu genel hani manzarayı umumiyeden sonra hani diyor ya, teleskoptan mikroskoba doğru gelirken hani biraz daha ülkeye doğru geldiğimizde arkadaşlar bizim erken cumhuriyet dönemini 3 ana şeye ayırmamız mümkün görünüyor. Yani ne 1923-29 dönemi diye 1939 dönemi diye ve savaş ekonomisi dönemi diye ayırmamız gerekiyor. Hakeza yani bunlar tabii benim ayırmam değil. Yani ötekilerde birçok şey ben böyle düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum falan gibi. Hani ukalalık ediyorum. Olmuş bir hissat tarihi olunca başka hocalardan kopya çekerek sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Üstüme vazifem var. Yani şöyle diyeyim. Yani benim doğrudan çalışmadığım konuda kendi tasdiklerimi çok koymayı yani zaten yapabileceğim şeyler değil. Yaptığım zaman da zaten onu uzun anlatmayı da sevdiğimi de biliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar
Birinci dönem genelde işte serbest dönem olarak bilinir. İktisat, İzmir İktisat Kongresi ile bu şu 17 Şubat'ta affedersiniz 17 Şubat 1923'te başlayıp 4 Mart'ta biten bir takım gerçekten önemli kararların da alındığı İzmir İktisat Kongresi ile şekillendirilir falan ama hani bu dönemi, bu dönem aslında sadece hani şeklini veren İzmir İktisat Kongresi falan da değil tabii ki yani. Bu dönemi böyle biraz daha şeyle ele aldığımızda hemen gerisinde, şimdi bu yani İzmir İktisat Kongresi Lozan'da Chester planıyla da falan da ayrılmazlar. Bu üç yani o dönemin iktisadi kafasını anlayabilmek için bu üçüne biraz daha da hani yakın şeyden, perspektiften bir göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi İzmir İktisat Kongresi toplanır ve şimdi ilginç İzmir İktisat Kongresi toplandığında zaten Lozan Anlaşması'nın inkıtası devam etmektedir. İnkıta ne demektir? İşte kesintiye uğradığı dönemdir. Malum arkadaşlar biliyorsunuz hani İzmir İktisat Lozan Kasım'da 1922'nin Kasım'ında şey yapar, toplanmaya başlar. 4 Şubat'ta efendim şey olur, deyin adını, 4 Şubat'ta da ara verilir. 4 Şubat 1923'te ara verilir arkadaşlar. 23 Nisan 1923'te de tekrar şeye başlanır. Şimdi bu arada şeye baktığınızda, İzmir İktisat Kongresi'ne baktığınızda tam da işte Lozan'ın kesintiye uğradığı dönemde toplandığını falan görürsünüz. Tabii ki amaçlardan birisi de hani Lozan'da şey toplantı kesilmiştir ve Batı'ya bir mesaj verilmeye çalışma işi de vardır. Yok değildir. Yani o hengamede bir Lozan Kongresi'nin toplanması da boşa da değildir. Ama işin ilginci aynı şeylerde 9 Nisan 1923'te de Chester planı kabul ediliyordu. Yani bunu bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Dönemin şey algısı biraz daha böyle işte daha serbest piyasacı, hani şimdi devletçi ekonomiye geçince anca kapitalizmin dışına çıkılıyor falan filan değil. Hani biraz daha yabancı sermayeyi çağırıcı, efendim yabancı sermayenin o işte bir şekilde hani take off şeyine Türkiye'yi getireceği düşüncesi falan filan buralarda bu ekonomik politikalarda daha bir belirgin açıkçası. Şeyde. Şimdi hazır burada şeyde yeri gelmişken şu İzmir İktisat Kongresi'ne hani minicik bir bakıp hatta o arada bir şeye böyle bir şeye girmeden önce 1913'teki Teşvik Sanayi Kanunu'na bakıp hani şimdi 1913'teki Teşvik Sanayi Kanunu'nda Birinci Sanayi Kongresi'si elbette birbirleriyle böyle birebir aynıdırlar falan mümkün değil söylemek falan ama birbirleriyle bir genetik akrabalıklarının olduğunu aynı mekanizmaya doğru gözlerine dikip baktıklarını da mutlaka ki söylememiz gerekiyor. Yani örneğin işte işte bu şeyde 1927 yılına gelindiğinde 1913'teki Teşvik Sanayi Kapsamı'nın kapsamı genişletiliyor, şey yapılıyor. Bu daha sonra Birinci Sanayi Planı'na da hani bu yani yine diyorum aynı şekilde değil ama hani bakışları, yönleri, kafaları çok uzak değildir birbirlerinden. Bunu bir anmak gerekiyor mesela. Şeyde yani Teşvik Sanayi Kanunu uygun görülen teşebbüslere 10 hektara kadar karşılıksız arazi tesis edilmesi, iletişim için gerekli telefon, telgraf hatlarını kullanacak işte motor gücün devlet tarafından sağlanması, yani iletişim kolaylığı sağlanması, gümrük kazanç vergisinde de bağışıklık yapılması, yıllık üretimin %10'u kadar bölümüne devletin satış alış garantisi vermesi, kamu ürünlerinin bu işletmede indirimli satılması, nitelikli işçi gerektiğinde bunların ülke dışından kısa süreli ve Türk işçilerle efendim işte aynı işi öğretmek üzere yani yurt dışından adam
adam getirmeni kabul ederim ama getirdiğin adam Türkiye'deki bizim işçiye de aynı şeyi doğru düzgün öğretecek kardeşim. Yoksa olmaz falan diye de şart koşuyorlar şeyler. Şimdi o döneme baktığımızda yani 1920'li yıllara geldiğimizde yani mesela gayri safi milli hasıla içerisinde de tarımın payı %43.9. Dokuma sanayinin payı %23. Madenciliğin payı ise %22 arkadaşlar. Yani hala tarım oldukça belirleyici, oldukça belirleyici. 1926 yılına kadar üç tarafı denizlerle çevrili ve yaklaşık 8500 kilometre efendim deniz işte bir dikdörtgenin etrafı bütün o şeyleriyle, koylarıyla, girintileriyle, çıkıntılarıyla, şunlarla bunlarla hesap ettiğinizde 8500 kilometreye yakın deniz yolu olan bu dikdörtgende Anadolu'da işte Asya Minör'de efendim yahu senin şeyin yok. Kendi kara sularını, kendi işte limanlarını, kendi gemini işte işletme falan filan filan hakkın yok. Yani bu Lozan'dan sonra senin eline geçecek yasal düzenlemeler bilmem neler bilmem neler falan derken bu işte 19 Nisan 1926'da çıkartılan ama 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yasayla yapılacak bu. Ondan beridir de kabotaj bayramı falan diye kutlanıyor. Bu bayramda dalga geçilen de bir bayramdır. Hani bugün kabotaj bayramıymış falan filan diye ama dalga yani bir egemenlik hakkı bu arkadaşlar. Yani bence en önemli bayramlardan biri olabilir. Ve 1926'ya kadar bu bile yok. Yani şimdi bunu düşünün. Şimdi biz direkt hemen lafa şeyle giriyoruz genelde. Yani işte iktisat tarihi konuşurken 1923 işte de İzmir'de iktisat kongresi toplandı. 1930'da devletçiliğe geçiliyor. Abi onun bir de arası var. Yani İzmir İktisat Kongresi'nin bir ayağı evet, Lozan'la alakalı. Yani Lozan'da bir mesaj verme ihtiyacı var, şeyi var, ekonomi yani bir ülke belirli değil. Yani ülke henüz daha tam anlamıyla bir yani bağımsız bir ülkemiş mi? Burada konuştuğumuz için çok şey yapmayacağım aynı şeyleri. O belli değil. Lozan'la falan bunlar şekillenecek ama ilk başta dediğim gibi bir serbest piyasacı daha böyle hani devlet müdahalecisi şey çok belirgin değil. Nitekim aslında devletçiliğe geçtiğimizde de o ayrıntıya dikkat edeceğiz. Burada da hani şey sanılmasın yani serbest piyasanın yeri ne bir devletçilik falan Türkiye'de asla düşünülmeyecek. Onun için birazcık daha şeyi bekleyelim. Birazcık daha beklemenizi şey yapacağım. Şimdi İzmir İktisat Kongresi çok hani bilinen şey işte belli kararlar alınıyor. Ana hatları da bu kararlara 1923 yılında alınan kararlara bakıldığımızda işte Abadisi yurt içinde yetişen ya da yetiştirilebilen sanayi dalları kurulması gerektiği şey yapılıyor. Yani işte öyle bir sanayi kuralım ki bunun işte ham maddesini de içeriden alalım. Bunun üzerinde durulması yapıyor. El işçiliğinden ve küçük imalattan süratli fabrika ve büyük işletmeye geçilmesi işte atölyeden işte manifaktürden bir yerde hani artık sanayiye geçilmesi düşünsü var ki artık almıştı. Çok daha aşmış arkadaşlar. Devlet yavaş yavaş iktisadi görüşleri olan bir organ haline gelmeli ve özel sektör tarafından kurulamayan teşebbüsler devletçe ele alınmalıdır. Ya bak hazır yeri geldi işte söyleyelim. Ya zaten 30'dan sonraki devletçilik 23'teki şeyde çiziliyor arkadaşlar. Bu ama hangi devletçilik bu? Aslında işte Celal Bayar, Atatürk çizgisinin devletçiliği bu. İş Bankası, Ekolü denilen işte Affairs'lerden bozma, Aferistler diye dalga geçilen, iş bilgiciler diye dalga geçilen devletçilik falan filan da bu. Hani madem şey açıldı işte bir ikinci devletçilik anlaşılsın. Bunlar birbirlerinden böyle çok kopuk şeyler değiller. Yani işte Ülkü Dergisi etrafında da şekillenen İnönü Peker çizgisinin devletçilik anlayışı ki bu biraz daha hani Nevzat Tandoğan'ın sosyalizmi gibi bir şey bu tabiri caizse yani o da diyor ya sosyalizm gelecekse devlet getirir lan işte sanayi yapılacaksa devlet yapar kardeşim devletçiliği biraz da İnönü Peker çizgisinin devletçiliği bir üçüncü devletçilikse işte tam anlamıyla hani
bir toplumsal manivela olarak devletçilik, sadece iktisadi işte yatırımları da önceliği kim yapmalı, devlet mi yapmalı falan değil ama bir toplumsal sıçrama devletçiliği doğru yanlış işte eski TKP'lilerin Şevket Süreyya Demir, Vedat Nedim Tör işte falan gibi işte isimlerin çıkardığı kadro dergisi etrafında şekillenen devletçilik. Velhasıl gel gör ki 1930'ların Türkiye'sinde herkes devletçi ama ana omurga işte Atatürk'ün de arkasında durdu ve İnönü'yle arasındaki anlaşmazlıklardan birisi de bu olacak. Hepsi devletçi, herkes devletçi, bayağı da devletçi, efendim o, bu, şu, hepimiz devletçiyiz ama devletçiliğe yükledikleri anlamda bir miktar şey var. Biz buraya nereden geldik? Biz buraya İzmir İktisat Kongresi'ndeki kararlarla geldik. O kararlardan bir tanesi de buydu. Yani bak devlet bir iktisadi şey haline gelmeli, iyi gelsin buyursun, hoş geldi, sefa geldi. Ama şey yani özel sektörün yapamadıklarını yapan bir kurum olarak gelmedi. İşte burada biz aslında 1923'te devletçiliği görüyoruz. Çünkü devletçilik Fikret Başka Hoca'nın çok güzel bir tespitiyle arkadaşlar şey der o. Yani zaruretin fazilet sayılması çok ayıp bir şeydir diye. Yani bu bir zaruretti zaten. Bunu bir ilke diye siz bürüyüp de bunu bir fazilet haline getirmenizin bir anlamı yok demeye getirir. Gerçekten de hani bir devletçilik bir ilke, bir hani oturduk, karar verdik, biz devletçi olmaya yok. Yani sonuçta benzer tarihlerde tam, ama 29 Ekim krizinden sonra işte Amerika'da da Başkan Roosevelt New Deal'a geçiyor. Bir nevi, yeni bir nevi oranın devletçiliği ama Amerika'da devletçilik ilkesinden falan filan bahseden yok. İşte şartların zorlamasıyla sen geçiyorsun. Mesela değil, dönelim bir şeye, İzmir İktisat Kongresi'ne. Orada mesela İş Bankası'nın kuruluşunu da bir yerde görüyoruz. Özel teşebbüslere kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır. Diyor ki işte bir sene sonra 2024'ün şeyinde ortalarında İş Bankası kurulacak. Ağustos'unda İş Bankası kurulacak. Dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplu ve bütün olarak kurulması gerekir. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Çok önemli. Yani bu Chester planı falan tartışılırken de arkadaşlar çok şeye gelecek. Bu imtiyazlardan çok negatifler. Yani yabancı sermaye gelsin ama imtiyaz şeklinde olmasın şeyindeler. Yani bir çekinceleri, temel çekinceleri bu. Öbür türlü hani ülke sermaye girişim için yabancı sermaye de her daim de şeyler. Yani sanayinin teşviki ve milli bankaların kurulması sağlanmalı. Demiryolu inşaat programına bağlanmalıdır ki daha sonra işte demir ağlarla öldük, ana yurdu dört baştan mahvetti. Gerçekten de yol yoksa ulus devleti tahayyül edemediğin gibi siyasal anlamda ulusal bir ekonomiyi de tahayyül edemezsin. Sen ki bu da ulus devletin bir parçası. Yani bunlar aslında bu teorik sorunların da şeylerin farkındalar da. Tabii yani sendikal haklardan falan filan da bahsediyorlar ama bu herhalde o kadar havada kalıyor ki o da herhalde oradaki işçi temsilcilerinin ağzına bir parmak bal çalmak için diyebilir miyiz? Muhtemeldir. Yani muhtemeldir diyebiliriz. Yani iş erbabına amele değil işçi denmelidir. O tarihten sonra amele lafı diyorsun. Artık amele biraz daha küçümseyici, pejoratif bir anlama şey yapılıyor. Daha çok işçi kelimesi falan tercih ediliyor. Güzel yani şey yok bunu. Yani şimdi 29 ekonomik krizi de dünya kapitalizminin ikinci yapısal krizi olarak şey geçiyor. Ya işte dünyada işte 50 milyon kişi, 50 milyona yakın bir sayıda kişi arkadaşlar çok kısa bir sürede işsiz kalıyor ve yeryüzündeki toplam tüketim %40 küsür civarı daralıyor. Dünya ticareti yarı yarıya daralıyor. Bunlar muazzam rakamlar. Yani bakın bugün bir işte pandemi sebebiyle ne kadar daraldı bilmiyorum ama asla 1929 bunalımdaki ölçüde daralmadığını söyleyebiliriz. Yani şimdi bile kara kara düşünüyor. Hani bunun ekonomik boyutuna olacak işte seminerler yapılıyor, toplantılar yani yapılıyor derken işte bizim bu dersi yaptığımız tarzda henüz yapılıyor çünkü milletin doğru düzgün yapabildiği falan filan yok şeyi. Türkiye'de işte bu süreçte devletçi ekonomi
ekonomiye geçmeye başlıyor. Aslında devletçi ekonomiye geçmeye başlamak diye bir şeyin yanlışlığını demin de söylemeye çalıştım. Hani senin devletçi ekonominin ana kafası zaten bir yerde, zaten 23'te de aynı şey var. Yani çok da farklı bir şey değil. Ya da senin 1927'deki Teşvik Sanayi Kanunu'nla, demin de demiştim onu, yani 1934'te yürürlüğe girecek 5 yıllık sanayi planı elbette ki yani karbon kopya değiller. Birbirlerinin aynısı, bakıp ötekine yazılmış anlamda birbirlerinin devamı değiller. Ama mantık, kafa, yön, yol gibi bir şey çok da farklı değiller. Hakeza yeri gelmişken onu da söylemek gerekiyor ki 1. 5 yıllık sanayi planı 17 Nisan 1934 tarihinde arkadaşlar yürürlüğe giriyor. Bu yani hem Sovyetler Birliği'nden oradaki plan plancılardan, Sovyetler Birliği'nin plancılarından, işte teknik mali yardımlarla falan şey yapılıyor. Amerikalı uzmanlardan yardım alınıyor. Birinci sanayi planı gerçekten de çok sağlam sanayi planlarından. Herkese Şevket Pamuk'a bakabilirsiniz. Bu konuda Korkut Baratoğlu'na bakabilirsiniz. Bir Saykoğlu Çocuğa bakabilirsiniz. En azından hani benim bildiklerim hani bu kalkınma plan şeyleri tarih. Ne bulursanız bakabilirsiniz. Mevzunda hepsi de bunların 1. 5 yıllık sanayi planının hani gayet önemli şeyine değinirler. Hani Türkiye'de artık bir sanayinin kurulması amaçlanır ve işte ileri teknolojinin şey yapılması, sanayinin kurulması. Tabii ki artık 30 sonrasını konuşuyoruz. Devletin bu konuda hani ön alması diyorlar ya artık, yani proaktif olması devletçilik eşittir bu. Yani devletin bir daha proaktif olması. Asla yani şey değil. Bunu burada ne var? Celal Bayar'ın devletçilik anlayışına falan filan bahsettik de ayrıntıya girmedik. Yani burada hani özel sektörün yapamayacağı şeyleri devletin yapması denildi. Tamam bu da var ama bak sadece bu yok. Yani şimdi burada şu var, yani bizim çok 80'li yıllarda özelleştirilmeye başlanacak ANAP'la birlikte de artık ne bulursak özelleştirmeye başlayacağımız için kamu iktisadi teşebbüslerinin mantığına bir bakalım. Bunlar daha çok mesela burjuvazi aramal üreten kurumlar. Sadece özel sektörün yapamadığı falan değil. İşte proaktif olmak biraz da esprisi de bu. Yani mesela demir çelik, yani bu burada şu, illa şu çıkmasın. Demir çeliği özel sektör üretemezdi. O yüzden efendim işte şey devlet üretti. Ya burada şu da var. Yani burada bir ince ayar şunu da söylemek gerekiyor. Burada devlet demir çeliğe, enerjiye yatırım yaparak sadece özel sektör yapamadığı, kapasitesi, çapı, yeteneği olmadığı için ben bu işe girerim diye yani giriyor buraya. Çünkü ara mal üretiyorsun sen, enerji, demir, çelik, bunlar mamul mal değil, ara mal. Bunu burjuvazi daha ucuza şey yapacak bir şey üretiyorsun. Dolayısıyla aslında senin devletçiliğin aslında bayağı oldukça liberal bir devletçilik. Asla welfare state de çok böyle çiçe falan geçmez yani. Yani bu 60'lı yıllarda, hatta yani bu 90'larda SHP zamanında bile bunu böyle söyleyenler vardı. Ya işte erken cumhuriyetin devletçiliği işte bir refah değildi. Yani burjuvazi aramal üreten devletçilik oldu. Allah aşkına yani refah devleti mi olur? Yani senin refah devleti diye savunacağın ne var, şaka yolu söyleyecek olursan. Tekel birası, Sümerbank efendim şeyi, bezi. Atatürk Orman Çiftliği dondurması, yani son tüketicinin, geniş kitlelerin içine girecek neyin var senin? Çok yani öyle bir refah devleti falan. Bizde tavşanın suyunun suyu geliyorsa geliyor yani. Şimdi büyük sermaye ve ileri teknoloji dedik. Yani birinci sanayi şeyinde bunlar şey yapılıyor ve Türkiye'nin ihtiyacı ve tüketimi arasında bir paralellik kurulması, ondan sonra işte fabrikaların kurulması falan şey yapılıyor. 44 milyon lira başlangıçta bu şey için tahsis ediliyor. Daha sonra bu bütçe %130'lara yakın bir şeyle artırılıyor. İşte 100 milyon civarı bir şeye falan çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi buralarda yani şimdi şeye baktığımızda hani mesela sanayinin payı aslında çok da fazla oynamıyor ama hani pasta da büyüyor biraz da hani belki denilebilir. Erkenci işte 1. 5 yıllık sanayi planıyla birlikte arkadaşlar bakın işte Sümerbank kuruluyor bir kere. Biz isme geleceğiz. İsmin Sümer olması.
öteki bankanın Etibank olması, Ankara'nın sembolünün Hitit olması. Bunlar işte ekonomi lafını dağıtmamak için şey yapmayayım. Bunlar ayrı tartışmaları mevzu ama mesela kurulan 5 yıllık sanayi planı uyarınca kurulan şeylere bakıyoruz. İşte Sümer Bank'ın Bakırköy'deki pamuklu şeyi, Kayseri Bez Fabrikası, Ereğli Bez Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası, Malatya Bez Fabrikası, Bursa Bernoz Fabrikası. Bunların hepsi Sümer Bank tesisi olarak tık 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 kurulacaklar. İzmir Kağıt Fabrikası, İzmit Kağıt Fabrikası, ondan sonra İzmit'te yine Sellut Fabrikası, Sümer Bank'ın Gemlik Suni İpek Fabrikası, Karabük Demir Çelik, Zonguldak Antrasit, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, ondan sonra İstanbul Şişe Cam, efendim işte Isparta Gül Yağı Fabrikası. Bunların hepsi bakıyorsunuz 1934'te, 35'te peş peşe açılan şeyler ve hani yanlışını şeyini bir, evet vardır mutlaka hani yani çok şeyin ayrıntılarına minik detaylarına hakim olamadığımı rahatlıkla itiraf edebilirim, söyleyebilirim, hiç sorun değil ama yani yanlışları mutlaka ki vardır ama hani dönüp şöyle baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle bir cebine koyabildiği bir şeyleri sanayileşme adına cebine koyabildiği bir, evet yani bakıyorsunuz bu dönem arkadaşlar. Daha sonraki dönemlerde cepten yiyecek ya da el kesesinden yiyecek Amerikan yardımıyla bilmem böyle falan yapacak burayı da şimdi unutmamak gerekiyor açıkçası. Yani şimdi bir ikinci evreyi de çizen bir şey var. İkinci evre malum işte 1934 birinci 5 yıllık kalkınma planı 35-36-37-38-39 ding birinci 5 yıllık kalkınma planı bitiyor ama savaş başlıyor. Aslında ikinci 5 yıllık sanayi planı yapmıyorum. Burada devreye bir savaş planı, savaş şeyi giriyor. Artık senin burada birinci 5 yıllık sanayi planındaki gibi bir şeyleri böyle tık 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 yapıp götürmen çok kabil de değil. Yani ve bu dönem daha işte baskıcı bir yönetim, daha bir yandan 1 milyona yakın asker sayısı, 1 milyona yaklaşacak. Biz 1. Dünya Savaşı'na girmeyeceğiz arkadaşlar ama hani bu konuda çok da zorluk da çekeceğiz. Çok çok dert çekeceğiz açıkçası. Şimdi bir tarım ülkesisin hali hazırda sen ve 1 milyon üreticini, yani asker üretici bunlar. Yani üreticini alıyorsun, evde oturuyor bunlar. Hani her an savaşa girecek gibi oturuyorlar ve bunların karınlarını doyurman lazım. Şimdi bu bir şey. Şimdi üretimin iyi kötü işte 1930'da üretiminin şöyle dengede olduğunu falan düşünelim. Hani bu ya yanlış bir yorum olabilir mi? Olabilir. Ya üretim azdı, ekonominin sorunları estek köstek ama ben kolaylaştırmak adına diyorum. Hani iyi kötü ekonomi böyle dengede. Yani şimdi 1939'dan sonra bir kere üretimdeki elemanları çekiyorum. Yani bunlar çok da tarım üretiminde. İşte askeri almaya başlıyor. Asker sayısı bile artıyor. Şimdi üretim düşer mi? Düşer. Üretim sayısı azalıyor kardeşim. Üretim düşmez mi? Düşecek. Düştü. Bir miktar düştü. Tüketim arttı mı? İlk elde arttı. Niye? Şimdi bu insanları alıp aya yollamıyorsun ki. Mancınıkla aya göndermiyorsun ki. Alıyorsun. Askeri birlikler içerisinde bunlar oturuyorlar. Hani savaşa girmiyoruz. Allah'tan girmiyoruz. Yani güzel girmiyoruz da bu insanlara aç oturacak hali yok. Yemek yiyorlar yani bir şekilde. Daha önce üretiyorlardı da yiyorlardı. Şimdi üretmeden yiyorlar. Şimdi üretmeden yiyorlar. Yetmez. Yani devletin tarım ürünü ihtiyacı iyice artmış durumda. Yetmez. Devlet bir de yine mantıklı olarak, yine haklı olarak arkadaşlar ürünleri tüketmeyip saklamaya başlıyor. Çünkü savaşa girildiği zaman bu savaşın kaderinin açlıkla çizileceğinin farkında. Yani açlıkla çizileceğini derken yani zaten artık bir uçak gerçeği var. Çok öyle Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi efendim işte kontrol uçuşu diyeyim ben adına. Neyse o yapılsın, ne bileyim işte yere el bombası atılsın, yukarıdan makinalı tüfekle ateş edilsin. İşte karşı düşman saflarının nasıl dizildiği, ne yaptığı, ne ettiği, nereden gelip gittiği izlemesi yok. Artık Birinci Dünya Savaşı'na gelince aktif bir uçak var. Bütün savaş teknolojisini, işte savaş şeyini falan baştan aşağı değiştiriyor. İşte Almanların yıldırım savaş taktiği denilen savaş taktiğine falan geçmeye başlıyorsun sen. Şimdi bu şeyde ya tabii bir tarlanın bomba
havalanması arkadaşlar, bu daha önce kolay iş değil yani. Bir uçak kalkıyor, bir öteki ülkenin tarım alanlarını bombaladığı zaman 6 ay sonra bu açlık çekmeye başlayacak. Herkes bunun farkında. Yani ne yapılıyor üretilen tarım ürünü 39'dan sonra, 40'tan sonra? Şimdi bir kısmı zaten gittikçe devletin daha fazla ihtiyacı var. Çünkü eskisinden çok daha fazla asker beslemeye başlamışsın. İkinci olarak arkadaşlar, bunları sen buğdayı alıyorsun. Askeri de yedirmiyorsun. Yedirdiğini yediriyorsun. Yedirmediğini de alıyorsun. İşte bir yerlere, nerelere, camilere, yaygın olarak Anadolu'nun yurt sırtındaki camilere kapatıp efendim oralara tahıl apmanı yapılmaya başlanacak yani. Bu da şimdi üretim tüketim dengesini bozdu mu? Bozdu. İyice böyle bir arttı. İyice arttı. Peki bu hani üretim düşer, tüketim artarsa, tüketim artar, üretim düşerse ya da ikisi birden bu bizim örnekte olduğu gibi olursa, hani neydi? İktisada giriş dersi, direkt giriyorsunuz, tahtaya bir grafik çiziyorsunuz. Üretim, tüketim, neyse işte tık 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 A, B, ondan sonra fiyat, işte üretim artarsa, ondan sonra işte Q artarsa P artıyor. Çünkü öyle yani, ya üretim düşerse, arz düşerse, efendim talep artmazsa fiyat düşecek. Talep artar, arz artmazsa yani burada ne oluyor? Fiyatın iki katına çıkması. Çıkamaz efendim. İnanıyor. Çıkamaz. Niye? Çünkü en büyük tarım üreticisi devlet. Yani eskiden 1 liraya aldığım şeyi 100 liraya nereden alacağım diyor. Alamam. Yani bu da tabii ki fiyatların baskılanması, tekrar böyle daha otoriter bir ekonomi yönetimine geçilmesi, ondan sonra tabii otoriter siyasal, iyice bir siyasal yönetimle bunun tek parti, tek adam, tek parti önemli, tek adam şeylerinden çok daha farklı bir şey. Yani bayağı tepeye vura vura yöntemine geçiliyor. Çünkü bir de sen yani alıyorsun bir de buğdayı, yulafı, çavdarı, her neyse cami yapıyorsun, orada kalıyor. Onu kıyalım ki yani çok ahlaksız bir şekilde. Yıllar boyu ama yıllar boyu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi camileri kapatmakla itham edildi. Ama hani Tanrı'nın gözü yok ki, parmağı yok ki gözüne tepsin hesabı. Yani işte bakın pandemi vesilesiyle camiler bir ay, iki ay civarı kapalı kaldı. Şimdi hani oh ne güzel işte camiler tekrar kapalı muhabbeti falan diye. Yani işte Türk sahabından yıllarca ekmek yedi. Yani CHP camileri kapattı. Evet kapattı yani diyeyim. Anlattım yani. Çünkü senin silon yok ki yani tarım ürünlerini uygun iklim nem şartlarında saklayabilecek korunaklı bilmem neyin yok ki. Zaten dört tarafı kapalı yurt satında, dört tarafı kapalı, vazgeçtim siloyu buloyu. İşte içine bir şey koyabileceğin tek yer cami, okul bile yok. Yani bu yaygınlıkta okul bile yok. Cami var. Nereye koyacaksın? Camiye koyuyor. Camiler yaygın bir şekilde kapatılıyor. Evet, uzun bir süre kapalı kalıyor. Yaygın bir şekilde. Bak sen de pandemi yüzünden kapat. Bundan bir 30 yıl sonra birileri kalksa, ben kalksam inşallah yaşıyorum da, desem ki yani işte AKP camileri kapattı, namazlarımızı kılamadık, yalan mı değil, doğru mu hiç değil. Ne Allah adamı çarpar derler ya, Allah adamı çarpar yani ayıptır değil mi? Hani işte o sağ bu ayıbı sırtında uzun yıllar taşıyacak ve bu cami kapatma mevzundan uzun yıllar ekmek yiyecek. Neyse biz iktisat konuşuyoruz, bu mevzuyu da dağıtmayalım ama savaş ekonomisine geçilmesiyle birlikte işte milli müdafaa vergisi, varlık vergisi, işte aşağıda andıran %10 vergisi, toprak mahsulleri vergisi, bir damar vergi falan konulacak arkadaşlar. Enflasyon coşacak yani 1938 fiyatları baz alındığında, 100 alındığında bu rakam 1942'de 280'e çıkacak. 1943'te 457'ye çıkacak arkadaşlar. Yani fiyatların nasıl coştuğunu görebiliyor musunuz bu kadar baskılanmasına rağmen? Savaş ekonomisi şey yapıyoruz. Tabii bu savaş ekonomisini anmışken kısa bir böyle bir şeyle varlık vergisini anmadan etmek olmaz. Dönem aslında savaş zenginlerinin de ortaya çıkmaya başladığı dönem. Çünkü fiyatların böyle baskılandığı, böyle baskılıyor fiyatları. Ondan sonra fiyatların üstünde böyle katı bir denetimin yapıldığı, halbuki arz ve talep arasındaki uçurumun da gittikçe arttığı bir dönemde kara borsa doğuyor. Bu da işte burjuva iktisadının vazgeçilmezi. Yani bunu sen ne kadar önlemeye çalışırsan çalış, kara borsa muazzam karlı bir iş haline falan geliyor. Varlık vergisi de ilk başta efendim
bununla baş etmeye çalışan bir vergi falan şeklinde düşünülerek zuhur ediyor. Kanun işte varlık vergisini ödemekle mükellef olan vergileri 4 gruba ayırıyor. Kazanç vergisi mükellefleri ile bu vergide muaf olmakla beraber buhran vergisiyle tabi tutulan mükellefler, kazancı olan çiftçiler 2. grup, 3. grup muayyen bir gayri safi iradın, gayrimenkul gelirinin veya kıymeti fevkinde binaları ve arsaları bulunanlardan alınacak olanlar, 4'te bu zümrenin dışında kalanlar 1938 senesinden beri ticaret ve sanatte uğraştığı halde işte bu kanun tasarısının gireceği tarihte işlerini bırakmış bulunanlar falan bir şey. Şimdi bu vergi bir müddet sonra gerçekten de böyle bir gayrimüslimci bir azınlık düşmanı bir vergi haline geliyor. Bu genellikle hani yükselen faşizmin Türkiye üstündeki etkisi olarak da şey yapılır ve hep de hani işte bu o süreçte başbakan olan Saracoğlu'nun hükümet şeyini okurken, programını okurken 5 Ağustos 1942'deki de biz yani biz Türk'üz, Türkçüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve la akalbi o kadar da vicdan ve kültür meselesidir falan gibi hani böyle Hitler'e selam, Mussolini'ye selamı çakan şeyiyle de anılır falan ama burada mutlaka ki hani haklı olan şey şu vardır. Yani evet faşizmin bir etkisinden bahsedebiliriz ama bir, şimdi kanun şunu yönlerini görmemezlikten gelmeyelim. İçinde bir miktar savaş vurguncularının canına ot tıkama düşüncesi var mı? Hakkını verelim, var. İki, faşizmden de öte burada bir zaten yani ta Tanzimat'tan bu yana şekillenen yani Müslümandan gayrimüslime ve vergi şeyinin cumhuriyette bu daha doğrusu milli iktisatta bu tersine çevrilmeye çalışacak hem de yani bu olağanüstü şiddetle tersine çevrilmeye çalışılacak. Bunun böyle olması eleştirilirken tersini de eleştirmek gerekir. Yani demek istediğim şu, yani Tanzimat'tan sonraki süreçte Müslüm'den gayrimüslime bir gelir transferi, bir kaynak transferi yaşanırken bu mesela biz yani Ermenistan kurumuna bir bu transfer mevzunu düşünmeden hesaba katamayız. 1919-20'ler eşiğinde Anadolu'nun birçok yerinde ve İzmir'de de Ankara'da da birçok yerde de çıkan yangınları halden nereye geldi? Hayır yok gelmedim aynı yerdeyim. Bu yangınları düşünürken de bu transfer mevzunu düşünmeden edemeyiz arkadaşlar. Yani bu şey yani bunlar çok hani birincisi de kötü, ikincisi de kötü oluyor. Yani sen işte gayrimüslimden gayrimüslime kaynak transferini eleştirirken bunun intikamı da berbat oluyor. Yani bu işte yani işte Ermeni olaylarıyla, Balkanlardaki olaylarla, daha sonra işte Trakya olaylarıyla, 6-7 Eylül olaylarıyla ya nüfus mübadelesi, nüfus mübadelesi de sadece nüfus mübadelesi olmuyor yani. Çok sağlam bir gelir şey falan olacak. Varlık vergisini bu işte koymak gerekir diye düşünüyorum ve sadece ve sadece efendim işte faşizm yükseldi, bizimkiler de faşizme öykünüyorlar diye indirgememek lazım. O zaman yani senin 1915'teki olayları, efendim yangınları, efendim o nüfus paterni değişirken aynı zamanda bunun bir şey, yani Türkiye'nin ilk burjuvalarının bu şekilde bir kaynağa el koyarak şey yaptıklarını da hesaba katmak gerekiyor. Yani bunu da şey yapmak lazım. O zaman hani varlık vergisini düşünürken sadece faşizmle de özdeşleştirmemek lazım. Daha acı yönlerinde olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi yani bir tarafta olumlu bir şey söyledik ya kardeşim. Hani bu verginin içerisinde bir de hani bu fırsatçı hıyarların gırtlağına çökme şeyi vardı. Ya beri tarafta ta efendim yani bu işte Tanzimat'tan beri şey yapan ama bir yerden sonra da tersine dönen gayrimüslimden müslümeden Müslümandan gayrimüslime doğru yapılan kaynak transferi tersine döndüğü andan itibaren de tuhaf bir renk de kazanan yani Müslümana doğru kaynak transferinin bir unsuru olarak da sanki ele alınsa yanlış olmaz diye de şey
yapıyorum. Yani işte 42'de İstanbul Defterdarlığı'nda göreve gelen Faik Öke'nin işte şey bu varlık vergisi faciası falandır anılarında bunun için. Yani bu verginin aslında çok abartıldığını zaten toplamı 16-17 ay falan sürüyor vergi. Ya bu kadar hani cayırt kopartmanın gerek olmayacağını söyleyenler falan filan da var. Ben hani ikincinin çok da doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yine ben varlık vergisi çalışmadım hiç. Yani doğrudan bu konuda böyle makalelerim falan yok açıkçası isterseniz. Yani vardı çalıştığım konularda denk geldikçe mecburen yanından yöresinden geçmem gereken bir konu olarak hakim olduğum, mümkün oldukça hakim olduğumu düşünüyorum. Doğrudan çalıştığım bir şey değil. Ama hani şunu da unutmamak gerekiyor. Yani şimdi 15 gün içerisinde parayı ödediyorlar. Ya şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani benim diyelim efendim İzmir'in göbeğinde efendim çok büyük iş hanlarım falan var. Ve ben bir gayrimüslimim. Bu 15 gün içinde malımı satıyorlar. Benim bu malım değeri 1 milyon dolar olsun. Bugün varlık vergisi çıktı. 15 gün sonra satacağım ve herkes biliyor ki ben bunu varlık vergisi için satıyorum. Kaç lira verirsiniz buna? 100 bin? 50 bin? Yani işte kaynak transferi de böyle bir şey. Kaynak transferi de böyle bir şey. Halbuki benim malım, ben bunu satıp diyelim o 1 milyon dolarını başka bir yatırım yapacak olabilir. Yani koca koca holdingler sektörden çıkıyorlar. Yani işte Koç Holding dedi. İşte Migros'tan çıktı. Yani canım cep harçlığım bitti diye çıkmadı. Ve başka bir yere yatırdı. Ben de belki o 1 milyon dolarımı, ben çok büyük adamım. Ben başka yere yatırım yapmak için de satabilirdim. En kötü en kötü 950 bin dolara satardım. Ama 15 gün içinde malımı satmam gerektiğini ve bu malı 15 gün içinde satamazsam aşkına tren istasyonuna götürüleceğimi ben bildiğim gibi siz de biliyorsunuz. Kaç lira verirdiniz bana? Kaç lira verirdiniz? 50 bin lira bile vermezdiniz bana. Çünkü seve seve vermezsem size başka türlü vereceğim malımı. Benim 1 milyonluk mal. Yani 50 bine 100 bine çünkü vergim ortada. Siz de benim kaç lira vergi borcu bana çıkartıldığını biliyorsunuz. 15 gün içerisinde bu malı satmak zorunda olduğumu da biliyorsunuz. Satmadığım zaman başıma ne halkın geleceğini de biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla hani bunun bir kaynak transferi olduğunu da görmezden gelmemek gerekiyor. Tabii burada şey de yapmıyorum. Hani bu bir katliam değil tabii ki. Aşkari tren istasyonu insanlar götürülüyor orada vergi borcu. İşte oranın orada bir yani bir nevi tamam Auschwitz değil ama Ramak kalası da var yani yok da değil. Evet arkadaşlar bu haftayı da ana hatlarıyla iktisat tarafını da böyle bir toparlamaya çalıştım sizlerle birlikte. İlerleyen şeyde erken cumhuriyet dönemi konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü sosyal politikaları konuşmamız bir de Yunan İkinci Dünya Savaşı konuşmamız lazım. Hiç değilse bir miktar İkinci Dünya Savaşı konuşmamız ve lafı öteki döneme doğru getirmeye başlamamız gerekiyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.